Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Nazi'at suresi 1-25. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada bize şöyle bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْغَا şiddetle söküp alanlara وَالنَّاشِطَاتِ نَشْتَا coşkuyla, kolaylıkla alanlara وَالسَّابِحَاتِ سَبْحَا yüzerek akıp gidenlere فَالسَّابِقَاتِ سَبْقَا derken bir yarışla yetiştirenlere فَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْرَا ve tedbiri umurda bulunan işlerin tedbirini görenlere. Yani bütün bunlara yemin ederim ki cevabı kasem tabir edilen kısım ayette yer almıyor. Ama devamından anlaşıldığına göre bütün bunlara, bu kuvvetlere yemin ederim ki öldükten sonra dirilme olacaktır. Kıyamet kopacaktır. Cennet, cehennem gelecektir. Ayetin devamından bu mana anlaşılıyor. Allah-u Teala burada bazı şeylere kasem ediyor, yemin ediyor. Doğrudan tek bir mealle bunu ifade edebilmek kolay değil. Tefsir yoluyla anlaşılması daha uygun. Mesela bunlar melekler olarak değerlendirilmiş ve özellikle de ölümle alakalı melekler. İşte birincisi وَالنَّازِعَاتِ غَرْغَا şiddetle çekip alanlara, bu bilhassa kafirlerin ruhunun bu şekilde alınması, sağlam bir dişin sökülmesi kabilinden kafir olan bir kimsenin de ruhunun şiddetle sökülüp alınması. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْتَا bu da kolaylıkla alınmasını ifade ediyor. Tereyağından kıl çeker gibi bir müminin ruhunun kabzedilmesi. وَالسَّابِحَاتِ سَبْحَا görevli olan ölüm meleklerinin o ruhu alınacak kimsenin ruhuna nüfuz etmeleri, adeta bir denizde yüzme kolaylığında ulaşmalarını ifade ediyor. فَالسَّابِقَاتِ سَبْقَا ve daha sonra da nereye götürülecekse, yani cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukur, oraya o ruhu götürmeleri, adeta yarışırcasına götürmeleri. فَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْرَا tedbir-i umurda bulunmaları. Alemde meleklere tevdi edilen bir takım görevler var ve o görevleri bu şekilde yerine getirmeleri. Öte yandan bu ayet-i kerimeler وَالنَّازِعَاتِ غَرْغَا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْتَا bunlar diyelim akıncıları anlatıyor olabilir. Öte yandan gökyüzündeki yıldızların hareketiyle alakalı yine değerlendirilebilir. Akıncılara bakan yönüyle, yani Allah yolunda işte zorluklara göğüs geren, tam bir şevk, bir coşku halinde Allah yolunda koşan ve coşan ve yüzercesine hedefine doğru varan, ilerleyen ve bu şekilde Allah yolunda hizmet etmekte, hatta gerekirse canını vermekte adeta yarışan ve bu şekilde bir takım tedbir-i umura vesile olan kimseler, gaziler, şehitler, onlara bakan yönü söz konusu olabilir. Öte yandan gökyüzündeki o yıldızlar, bunların hem kolay bir şekilde hareketleri hem de diyelim o bir takım kuvvetlere karşı netice itibariyle normalde zor olan hareketleri, onlara bir işaret gibi. Bunların yörüngelerinde akıp gitmeleri, öte yandan emri ilahiyi yerine getirmek için adeta yarışmaları, bu manalarda da yine değerlendirilebilir. Ve genel anlamda melekler olarak bunları değerlendirmek, yani bununla alakalı görevli melekler şeklinde değerlendirmek daha şuyu bulmuştur, daha meşhurdur. يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَ o gün racife meydana gelir. Yani o şiddetli sarsılış meydana gelir ve sura üfürülmesiyle kıyamet kopar ve o şekilde o şiddetli sarsıntı yaşanır. تَتْبَعُهَا الرَّادِفَ ve radife bunun peşinden gelir. Yani sura ikinci üfürülüş bunu takip eder. Sura birinci üfürülüş yeryüzündeki hayatın sona ermesi
imtihanın bitirilmesi. Sura ikinci üfürülüş ise yeni bir hayat ve ebedi hayatın bu şekilde başlatılması. Gulubun yevme izin vacife, bir kısım kalpler o gün hop oturur hop kalkar. Yani insan nasıl ki çok heyecanlı bir durumda kalbi böyle daha heyecanla çarpar, atar. O günün dehşetinden de bir kısım kalpler hop oturup hop kalkmakta ve o şekilde bir heyecan içindedir. Ebsaruha haşi'a, ve bunların gözleri düşkün vaziyettedir. Yani bitkinlikten, yorgunluktan, o günün dehşetinden bunların gözleri düşkün bir vaziyettedir. Yegulune, ve şöyle derler, diyorlardı bunlar. Dünyada bunlar şöyle demekteydi. E inna le merdudune fil hafira. Yani biz tekrar dünyaya mı döndürüleceğiz? Yani yeniden bir hayata mı döndürüleceğiz? Veya çukurdayken, kabir çukuruna bırakılmışken yeniden mi diriltileceğiz? E izâ künnâ izâmen nahira, böyle çürümüş kemikler haline geldiğimizde mi bu böyle olacak? Galu, dediler ki, tilke izen kerratun hasira, eğer böyleyse, yani tekrar diriltileceksek bu çok zararlı bir dönüş. Tabii bunu söylerken alay yollu söylüyorlar. Yani böyle bir şey olmayacak. Çürüyüp kemiklerimiz çürüdükten sonra, toprak haline geldikten sonra tekrar diriltilmeyeceğiz. Ve bunu akıldan uzak görüyorlar. Tekrar diriltilmeyi akıldan uzak görüyorlar. فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاهِدَ. Halbuki onların tekrar diriltilmesi bir tek sayha iledir. Yani اِنْكَانَتْ اِلَّا سَيْحَةً وَاهِدَ, bir tek sayha ile hepsi tekrar diriltilecektir. Askerler bir boru sesiyle eğitimlerine ara verirler. İstirahat borusu çaldığında her biri bir köşeye çekilir. Ama ikinci bir boru çaldığında, toplam borusu çaldığında hepsi tekrar toplanır. İşte öldükten sonra insanların kabirlerinden çıkmaları Allah nezdinde o kadar kolaydır. Bir tek sayha ile bir tek zecra ile bu gerçekleşecektir. فَاِذَاهُمْ بِالسَّاهِرَةِ, bir de bakarlar ki onlar mahşer meydanında toplanmışlardır. Tabi mahşer meydanını o kadar da hayal edemiyoruz. Mahşer meydanı bütün insanların haşredileceği, toplanacağı meydan. Şu anda dünyada 6 milyardan fazla insan var. Bu kadar insanın bir arada toplanması nasıl bir manzara meydana getirir? Tam da hayal edemiyoruz. Kaldı ki mahşerde 6 milyar insan değil, belki de trilyonlarca, ne kadar yaratılmışsa, bunların hepsi bir tek meydanda toplanacak. Ve artık o gün arz başka bir arz olacak ve semavat başka bir semavat olacak. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ. O gün arz başka bir arza tebdil edilir, gökler de aynı şekilde başka semalara tebdil edilir. Bu alemi yaratan Allah başka bir alemi yaratacak ve diğer alemde artık yeni bir hayat, yeni bir dönem başlamış olacak. Hel etâke hadîsü Musa, sana Musa'nın haberi geldi mi? Burada soru şeklinde gelmesi, yani geldi mi denilmesi, muhakkak ki geldi. Daha böyle dikkat çekici bir ifadeyle, üslupla anlatılıyor. Hazreti Musa insanlık tarihinde köşe başı şahsiyetlerdendir. Bir başka ayette Allahu Teala Kurun-u Ula'yı helak ettikten sonra Musa'yı gönderdik buyuruyor. Yani demek ki Hazreti Musa'ya gelinceye kadar insanlık ilk dönemini yaşadı. Hazreti Musa'nın gönderilmesiyle artık Kurun-u Vusta, orta dönem başladı. Ta Peygamberimize kadar devam etti. Peygamberimizin gönderilmesiyle artık ahir zaman başladı. Kurunu uhra. İşte bu açıdan Hazreti Musa'nın haberi önemli bir haberdir. Ve Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Musa ile alakalı pek çok haberler verilmiştir. O gönderilmiş olduğu kavmi zulümattan nura çıkaran bir peygamberdir. Bir önder, bir liderdir. Ve kavmini hürriyete kavuşturmuş ve çok büyük bir mücadele vermiştir bu konuda. Bu açıdan Peygamberimizin önündeki en güzel örneklerden birisi Hazreti Musa'dır. Ve Hazreti Musa'nın o ibretli hayatı
Kur'an-ı Kerim'de sıkça nazara verilmiştir. İznâdâhu rabbuhu, hani Rabbi ona nida etmişti. Bil vâdil mukaddesi Tuva, mukaddes vadi Tuva'da. Burası Hazreti Musa'nın ilk vahye mazhar olduğu yer. Mukaddes vadiye geldiğinde gecenin karanlığında bir aydınlık görüyor. Onu bir ışık olarak işte yanan bir meşale gibi belki görüyor. Ama oraya vardığında yanan bir ağaç. Ancak yanma tarzında değil. Yani şöyle hayal edilebilir. Binlerce ampul var adeta. Onların çıkardığı ışık, göz kamaştıran bir ışık. Ağaçta ilahi bir tecelli ve oradan bir ses: Allahu Teala, ya Musa, ben senin Rabbinim, ayakkabılarını çıkar çünkü sen mukaddes vadi Tuva'dasın, diyor. Ve böylece Musa Aleyhisselam ilahi kelama muhatap oluyor. İşte hani Rabbi ona mukaddes vadi Tuva'da nida etmiş, seslenmişti. İzheb ila firavne, firavuna git. İnnehu taga, o gerçekten haddi aştı, azgınlaştı. Firavun, o zamanki Mısır hükümdarlarına verilen isim. Ancak Firavun denildiğinde artık Kur'an'daki kullanım itibariyle firavunlaşmış, yani kendini ilah kabul etmiş, kabul ettirmiş böyle bir kimse anlaşılmakta. Allah'ı kabul etmeyen, kendi hevasını esas alan ve kendini millete, halkına Rab gibi kabul ettirmeye çalışan zalim, despot bir kimse hatıra geliyor. İşte Rabbi Musa'ya demişti ki Firavun'a git çünkü o haddi aştı. Fegul, ardından ona de ki helleke ile entezekke, ister misin arınasın? Yani arınmak, kötülüklerden, kötü şeylerden sıyrılmak ister misin? Ve ehdiyeke ila rabbike fetahşe, seni Rabbine sevk edeyim. Yani sen Rab değilsin, senin de Rabbin var. Seni Rabbine sevk edeyim, Rabbinin yoluna sevk edeyim. Ta ki ondan korkasın, Rabbine karşı gelmekten sakınasın. Fe erahul ayetel kübra, ve ona ayetül kübrayı gösterdi. Ayetül kübra en büyük ayet demek. Kur'an-ı Kerim'deki kullanımda ayet mucize anlamında da kullanılır. İşte Musa Aleyhisselam elinde asa var. Asayı yere attığında asa yılan halini alıyor. Bu bir mucizedir. Elini koynuna sokup çıkardığında eli ışık saçıyor. Bu da başka bir mucizedir. Bunun dışında tis'a ayat olarak ayette anlatılan 9 farklı mucizeyi Allahu Teala Hazreti Musa'ya vermiş ve Hazreti Musa Firavun'a bunları gösteriyor. Buradan belki şunu da söyleyebiliriz. Demek ki Firavun gibilere gitmek lazım. Ama giderken elini kolunu sallayarak değil, Ayetül Kübra ile, yani onu ikna edecek şeylerle gitmek gerekiyor. Tabii bizler şu anda bu zamanın firavunlarına mucize gösterecek değiliz. Mucize peygamberlerin elinde zuhura gelir. Ama buradaki Ayetül Kübra'yı büyük delil, yani delilli, bürhanlı bir şekilde gitmek, davasını anlatabilmek, ispat edebilmek, bu manada düşünebiliriz. Zaten hariçteki firavuna gitmezden önce kendi firavunumuza bir uğramak lazım. Kendi firavunumuz derken nefsimizi kastediyorum. Her insanın nefsinde firavunlaşabilecek bir özellik vardır. Ve her insan eğer bir nefis terbiyesi geçirmezse, nefsini terbiye etmezse zamanla firavunlaşır. Bu açıdan o en büyük delili, en büyük bürhanı her şeyden önce kendi nefsimize göstermek gerekiyor. Ve bir insan kendi nefsini ikna ettiğinde başkalarını ikna etmesi daha kolay olur. Firavun gibilere gittiğinde onları ilzam etmesi, ikna etmesi o zaman gerçekten kolaylaşır. İşte Hazreti Musa Firavun'a gitti ve ona Ayetül Kübra'yı, en büyük ayeti, mucizeyi gösterdi. Fekezzebe ve asa, ama Firavun yalanladı ve isyan etti. Yani Hazreti Musa'yı peygamber olarak kabul etmedi. Allah'ı Rab olarak kabul etmedi. Karşı geldi. Sümme edbara yes'a. Sonra döndü, kendine göre çalışmaya başladı. Yani
Hazreti Musa'nın davasını iptal etmek, ona tabi olanları dağıtmak için bir gayret içine girdi. Fehaşara fenâde. İnsanları topladı ve onlara nida etti. Yani askerlerini topluyor, vatandaşlarını topluyor ve onlara nida edip diyor ki fegale ene rabbukumul ala. Dedi ki ben sizin en yüce Rabbinizim. Bu tam bir firavunluk. Yani başka Rabler olsa bile en yücesi benim, en büyük benim. Kendine bu şekilde en büyük olarak onlara kabul ettirmek istiyor. Fe ahazahullahu nekalel ahireti vel ula. Allah da hem ahiretin hem de dünyanın cezasıyla onu tuttu, cezalandırdı. Buradaki ahiret ve ula, ahiret kendi anlamında, ula dünya anlamında olabilir. Bir de söz itibariyle düşünüldüğünde Allah onu bu son sözünden dolayı ve bir de daha önce söylemiş olduğu benden başka sizin için bir Rab bilmiyorum ifadesinden dolayı Allah onu cezalandırdı. Bu manada da değerlendirilebilir. İnne fî zâlike la ibraten limen yahşe. İşte bunda Allah'tan korkan, saygı duyan, Allah'a saygı duyan bir kimse için gerçekten bir ibret vardır. Yani Firavun gibi ben Rabbim, en yüce Rabbiniz benim diyen bir kimsenin böyle cezalandırılması, suda boğulup gitmesi ve yaptıklarının yanına kar kalmayışı Allah'tan korkan kimseler için gerçekten bir derstir, bir ibrettir. Yani dünyada bir insan velev Firavun da olsa Allah'ın hükmünden kaçıp kurtulamaz. Allah'ın cezasından yine kaçmakla kurtulamaz. Allah-u Teala onlara mühlet verebilir, süre tanıyabilir. Ama mühlet verse bile ihmal etmez. Mutlaka onları cezalandırır. Cenab-ı Hakk'ın adaletinin iki ciheti var. Tam adalet tecellisi ahirette olacak. Yani şu dünyada her yapan her yaptığının karşılığını hemen görmüyor. Dünya çile yeri, imtihan yeri. Bundan dolayı peygamberler, peygamber yolunda gidenler zaman zaman mağlup da oluyorlar. Yaptıkları ibadetin, hizmetin karşılığını görmeden diğer aleme gidiyorlar. Firavun gibiler de bunların pek çoğu bütünüyle ceza almadan diğer aleme gidebiliyor. Kısmen ceza görse de tamamıyla ceza görmeden diğer aleme gidiyorlar. Ama neticede ahiret gelecek ve ahirette herkes bütün yaptıklarının karşılığını görecek. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak. İşte şu anda böyle bir alemdeyiz. Ve etrafımızda Firavun gibi kimseler vardır. Kendi içimizde de küçük bir Firavun zaten bulunmakta. İşte bir insan her şeyden önce kendi Firavununa, yani kendi nefsine bu hakikatleri duyurmalı. Bu hakikatleri ikna edici, ilzam edici bir şekilde söylemeli. Bu arada çevresinde de Firavun meşrep kimseler varsa Hazreti Musa'nın Firavun'a gitmesi gibi onlara gitmeli. Yumuşak bir dille anlatmalı. Onları iknaya çalışmalı. İkna edemese bile en azından ilzam edip susturabilmeli. Çünkü hâzâni hasmâni ihtasamû fî rabbihim. İşte bunlar Rableri konusunda birbiriyle mücadele eden iki hasım. İman küfür mücadelesi Hazreti Adem döneminde başlamış, kıyamete kadar da devam edecek. Cenab-ı Hak bizi şu dünya hayatında iman, İslam ve istikamette daim eylesin ve ehli cennet olan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.